Evet, değil mi hocam? İki bardak da içebilirsin. Erol Bilek'i kuvvetle dinledik. Türkiye tarihinin çok dramatik sayfaları hakkında bilgi sahibi olduk. Bilgi sahibi olurken üzüldük. Erol Bey tabii ki tarihsel bilgilere kendi kişisel madencilik deneyiminin katkılarını bekledi. Bu da çok önemli. Yani içinde yaşadığı koşulların bilgilerini de bize taşıdı. Kağıt üzerindeki bilgiler ek olarak. Çok şey öğrendik. Üzüldük öğrenirken de. Ben hep şunu düşünmüşümdür. Erol Bey'in yanında söylemekte fayda var. Buradaki toplulukta benim tanıdığım üniversitede öğretim üyesi olan arkadaşlarımız var ve öğrenci arkadaşlar var. Keşke diyorum. Türkiye üniversitelerinde çalışan öğretim üyelerinin büyük bölümü Erol Bey kadar motivasyon sahibi olsalardı, Erol Bey kadar bilgi sahibi olsalardı ve Erol Bey kadar çalışsalardı, herhalde Türkiye'de üniversite daha farklı bir yerde olur diye düşünüyorum. Erol Bey çok zor koşullardan gelerek bunu gerçekleştirdi. Bu da ayrıca önemli bir şey. Yani çok rahat koşullardan gelerek yapmadı bunu. Belki de o zor koşullardan geldiği için bunları yapabildi Erol Bey. Başka bir yönden baktığınız zaman da yani kendisi o zorlukları yaşadığı için o zorlukları yaşayan başka insanların yaşamlarına, onların yaşamlarına ilişkin bilgileri Türk toplumundaki diğer insanlara iletmek gibi bir amaç benimsedi Erol Bey. Ben kendi adıma da teşekkür ediyorum. Hepiniz adına da Erol Bey'e teşekkür ediyorum. Elbette Erol Bey'in anlatımı sırasında aklınıza gelen sorular olmuştur, merak ettikleriniz olmuştur. Çünkü bu kadar kısa bir sunum içerisinde bütün bilgileri, bütün deneyimleri sığdırmak mümkün değil. Şimdi dilerseniz özgür bir tartışma ortamı içerisinde sorularımızı soralım. Erol Bey onları cevaplandırsın. Biz sorular dışında katkılar verebileceksek onları da elbette alalım. Sorularınız var mı değerli dostlar? Bir şey söyleyebilirim. Zonguldak'ta bir toplantıya katılmıştık. Yine çocuk işçiliğiyle ilgili bir sunum yaptı bir öğretim görevlisi. Şu anda Zonguldak'ta maden ocaklarında çocukların çalıştırıldığını, saptadığını, elinde belgelerin ve resimlerin olduğunu söyledi. Niye yayınlamadığını sorduğumuzda da tehdit edildiğini, eğer bunu yayınlarsa öldüreceğini söylediği için sadece oradaki konferansta bunu sundu. Bu konuda bir bilginiz var mı? Hayır hocam, bakın ben bir şey yapıyorum hocam. Eğer bir insan bir şeyi sınıf adına veya emek adına iddia eder ve ortaya çıkartırsa, beni öldürecekler diye bunu yayınlamıyorsa yapmasın bu işi. Size katılıyorum aynen. Ha, bakın bu bir. İkincisi, bizim Zonguldak'ta özel sektör madencilikte çok fazla denetim yok. Denetimin olmamasını tamamen konuşuyorsam. Şimdi maden kanunu 1985'teki maden kanunu tahtilerde belli şeyleri muğlaklaştırmış. Niçin muğlaklaştırmış? Parası olan büyük işte başsın. Bir lira çalışsın. Ama ileride taş kömürü işletmelerini verebilecekleri madenci de yetişsin Osmanlı ilk döneminde. Şimdi kömür her yerde var. Gelmiş benim bahçeme kömür gözüküyor. Ben kışın 480 litre şimdi kömür ettim. Burada daha fazladır. 480 litre emekliyim var ama karımla, çocuğumla beraber orada. Önce bir kışı kömür alırım, biraz açarım. O bir sene durur. Bir sene sonra bir daha açarım. Bakın bu aile işletmeciliğidir veyahut da ev ekonomisiyle ilgilidir. Bir de taşeron denen ocaklar vardır. Bunlar taşeronlar sahayı alırlar ve kendileri çalıştırmazlar. 3 kişi 4 kişi bir araya gelir, satırda yüzeye yakın kömürü alırlar, satarlar. O arazinin sahibine de para verirler. Şimdi kayıt altında bu işçi var. Kayıt altında bu işçi olmaz. İş kanunu kendine çelişmez. Bölge Çalışma Müdürlüğü de Fazilet Hanım'la iyi bir bayan vardı. Çağırdı beni birkaç sefer. Baş edemiyoruz dediler. Ama şudur.
Yani gel kardeşim, ben seni burada 540 lira aylıktan çalıştıracağım. Sen bana kömür gaz diye hiçbir şart ortada yok. Şimdi ben ustayım. İki sarpa çalışırım. Bir sarpanın kömürünü kendim alırım. Yanıma bir tane kürek çalırım 14-15 yaşında. Adam el arabasıyla onun dışarıya atar. Ha bu çocuk işçi istihdamıdır bu. Bu resmen bir çocuk işçi istihdamıdır ama büyük bir kuruluşu veya da şeyin istihdamı değildir. Şimdi Nurhan hocamın söylediği bir şey var. Ucuz iş gücü ve buna gereksinme duyan aileler şeklinde yaklaşımı az evvel okudum. Az ve talep oldu. Müthiş bunu engelleme şansı yok. Ama yani git o kadar uğraş. İşveren beni tehdit ediyor. Ben bunu yayınlarsam beni öldürürler. Yok bana varsa ben kendisinden yayınlayayım. Ha bana tehdit gelmiyor mu? Ben çok daha ağır yazılan, çok daha ağır şeyler Zonguldak'ta söylüyorum. Yazdığım kitaplarda da bir sürü ağır şeyler var. Ya sisteme karşısındır, ya değilsindir. Bunun korkuyla alakası yoktur. Bu, o sistemi ne kadar kavrayıp kavramadığından alakalı bir şeydir. Şimdi daha baba bir laf edelim, hani argo margo, kusura bak. İnsanlık tarihi diyor, bir üçüncüsünü yaratmadı. Yaratma şansı da yok. Onun için emekten sermaye arasında tercih yapmamız gerekiyor. Ben tercihimi emekten yana yapmışım, sermayenin tehditine boyun bükeceğime. Ya bu işi hiç yapmam ya da aslanlar gibi yapalım. Mahkemede pişmanım hakim bey deseydim 5 sene ceza yemezdim ben. 3 tane çocuğum vardı. Benim oğlum maden mühendisi, kızım maden tekniker. Ailemden 3 tane adamı ben madende öldürmüşüm. Baba aynı mükellefiyet döneminde büyük babamın kardeşi Asım Çatma, amcam Alim Çatma, kayınpederimin de babası olur. Sağ olsunlar o kızcağızı bana verdiler, çektiriyorlar. Amcamın oğlu Şevket Çatma, bunun üçü 4 sene içinde bir aileden göçte kaldılar. Hepsi de daha boca ocağındaki. Burada fotoğrafları var da şimdi gösteremedim. Bakın bir şey söyleyeyim. Yapma o zaman. Şimdi bilim adamı bir tespit yapıyor. Arkasında duruyor 15 yıldır 20 sene hapis atıyor. Bu diyor ki doğrudur. Eğer hapis yatmayı göze almayacaksa böyle bu tür işlerle uğraşmayacak. Ondan sonra hem böyle oluyor, hep söylüyorsun, hem resmini yayınlamıyorsun. Bu bana göre pek samimi bir davranış biçimi değil. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Yani o ahlak gibi mesele bana göre. Başka sorunuz var mı acaba? Bir sorumuz daha anlatabilmemiz, hakkımız. Hiçbir şey anlatamamış. Yani sorunla ilgili değil de daha çok, yani bir gündelik hayatınızdan bahsedebilir misiniz? Yani çalıştığınız dönemde kaç saat çalışırdınız, yemekte ne yerdiniz, işte o gün sonu nasıl biterdi, fazla mesai olur muydu, olursa nasıl olurdu vesaire. Yani daha o bitmez ki o. Tabii çok basitleştirirseniz yani. Ya bak ben şimdi sana köyden küçük bir anımı anlatayım. Grup günü geliyor dedi mi, gidecek, madene gidecekleri için hiçbir heyecan hissetmezdik biz. Nasılsa köyüne gelmiş sağlam gidiyor. O Parabaşı diye bir yer vardı, oraya oturttuk. Trenden inecek, büyüklerimizin gelmesini bekledik. Altlarımızda bir hakide şekeri, ya getirirler ya getirmezler. Bazı büyüklerimiz gelirdi, bazıları da gelmezdi. Anlatabiliyor muyum dedi? Ha biz doğmadan evvel de tren yolu yapılana kadar ölülerimiz hep garipler mezarlığına gömülmüş. Tanzimat'tan evvelki kayıtlarda Kadir Ağa'nın torunlarıyız biz. Yani bizim kuşak o zaman urgan yapan, ip yapan, küfe ören, sepet yapan, ketenli kilim dokuyan, daha başka ağaçtan kaşık tahta yapıp şeye külliyorsa indirip satan ailelermişiz. Söylemiş. Sübürke, mesela donanmaya çok korkunç Sübürke gider. Bende kayıtlar da var. Kadir Han çocuklarıymış. Siz, madenler başlıyor. İngiliz ticaret anlaşması başlıyor. Bir şeyler oluyor. Bize köyde Körasan çocukları demeye başladılar. Garip Körasan çocukları. Büyük babamın gözleri kör olmuş.
kardeşi göçükte kalmış olmuş, kendisi göze kör olmuş. Ondan sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmamış. Ha şimdi gelelim bana. Ben sana şunu söyleyeyim. Köyde, şehirde annem sayesinde geldi. Özellik okullarda okuduk biz. Bakın okuduğumuz okulu bahsedeyim. Şimdi Cumhuriyet devrini ilk yaptığı soba kok fabrikasıdır. Savaşta kimyasal silah üretmek için, bir ikincisi de paraşüt bezi yapmak için. Sobukov fabrikası diye o fabrikayı yapmışlar. Yanında da Cumhuriyet'in en büyük kimyanesi var. Onun bir 65 metre bacası var. 404 merdiven yanından çıkıyor. Üzerinde Cumhuriyet özellik okulumuz var. Yan tarafta ortaokulumuz var. Aşağıda Aydıntepe Mahallesi var. Yukarıda Rak Mahallesi, Yeşildağ Mahallesi. O fabrika orada ölüp kusuyor. Büyük duba saldığı zaman sarayımız gelişiyle bir sınıfta alkışlıyoruz. Sabahleyin beyaz gömleği yakalığı gitti eve, beyaz giyiyorduk, öğleden sonra gıpgırı gidiyordu. Mancalların, lahaların, fasulün üzerinde bir milimetre kalınlığında kömür tozu buluyordu ve ciğerlerimiz ölüyordu bizim. Anlatabiliyor muyum dedim? Biz öyle yetiştik. Sonra kanun çıktı, 16 yaşından küçüklerin illaki ilkokula gitmesi gerekir diye. Köyden gelen koca koca kızları ilkokul birinci sınıfı tutuyor. O sene Cumhuriyet tarihinin bütün madalyalarını, çocuklar madalyalarını biz topladık. Niye? Eskişehir'den geliyordu 7 yaşında çocuk. Biz de birinci sınıfta okuyordu 13 yaşında çocuk. 100 metrede de geçiyoruz, 400 metrede. Ama ha, şey vardı, bakın, frengi hastalığını, tüvis hastalığını, o pisliği ve Osmanlı'dan bize miras kalan, Osmanlı'dan bize miras kalan ne kadar melanet ve pislik varsa, bu Cumhuriyet devrinde Ereğli kömürleri havzasında çalıştığımız için Anadolu'nun her yeri, niye devlete hem sürekli iş gücü lazım hem de sağlıklı iş gücü lazım. Biz 15 günde bir göz muayenesine, 15 günde bir kulak muayenesine gidiyoruz bu konuda okurken. Tabii ki benim babam demirci ustasıydı. Annemin biraz hırsıyla, şundan bundan, gene madenden kurtulamadı. Abim de madenci. Abimin damadı da madenci, oğlu da madenci, benim oğlum madenci, kızım maden de... Yani, aile bu böyle gidiyor. Ha, ne kadar fark edebildik biz? Ne kadar fark edebildik? Sana çok basit ocakta yapılan bir şey söyleyeyim. Göç oldu şimdi, İstanbul'a gitmişler. İstanbul'dan buranın arasında ne fark var dedim. Köyde dedi misir unu çorbasıyla kahvaltı ediyorduk, İstanbul'da zeytinle dedi. Aradaki fark bu. Yani köye de yabancılaştık. Şehirde oturuyoruz, dans etmesini de bilmeyiz. Çok düz yerlerde de biz, yani bir eğlenceye gidip de çok düz yerlerde çoluk çocuk dans edemeyiz. Veyahut da bir plaja gidip de ben sosyalist bir adamım. Benim kızlarım daha benim adım bir kilinden denize girip, ben gir desem de girmezler. Öyle görmemişiz. Yani biz arada kalmış, çat pat orada, çat pat burada bir ırk olduk. Ha şimdi bana gelince belki şaşırıyor ama ben gayet istisna bu madenlerde bir tane çıkmış. Bu araştırmaları günde 8 saat, 9 saat çalışarak yapsın, çevirileri yapsın, biraz bir şeyleri ortaya çıkarsın diye bir yerde, yani Müslüman dediğim halk olmuşum ben. Ama tabi bunun nesel temelleri ayrı bir şey. Ama nedir? Ben sistemle 1973'ten beri savaş içinde iyi bile bir günüm olmadı sayılır. Beni Yıldırım Hoca da çok iyi bilir. İyi bir günüm de olmadı sayılır ama hocam oradan dedi, ben de diyorum ki dönen dönsün, ben dönmezsem yolundan diyorum. Ben buyum kardeşim yani, benim neyi merak ediyorsun? Ama ha, insan olma mücadelesi çok önemli. Çoğunlukla bunları yazarken o amacı da taşıyorum. Başka bir şey söylemek istedim. Evet, yeterli bir cevap oldu. Yeterli oldu. Onur da anladı zaten. Evet, buyurun. Ben de biraz konu dışı olacak da madencilerin hayatını işledik. Peki madencilerin mücadelesine de değinebilir misiniz? Tabii. Yani ben şimdi bakın bu konuda iki şey söyleyeceğim.
Türkiye'de maden tarihi, yani Zonguldak maden tarihi, ekonomik bir takım şeylerle ortaya çıkmaya başladı ama gerçek anlamda direnişler daha yazılmadı. En son 1.91 o büyüyüşü var. Tabii ki ben o konuda, o zaman sendikada teşkilatlandırma uzmanıydım. Geçen seneler o dönemle ilgili, o konuyla ilgili bütün belgeleri bahçede yaktım. Duygusal davranırım. Belki benden sonra gelenler daha akıllı davranır. Ben o şey için konuşmuyorum. 1875'te Osmanlı bir borçlanmaya girdi. Borç karşılığı olarak da Zonguldak maden gelirlerini gösterdi 1875'te. Madende çalışanlara da kaim edilen tasarruf borusunu verdi. Dedi ki arkadaş al sana güvenmeyene karşılık al sana tasarruf borusu. Tamam mı? Tabii aşar gelirleri, maden gelirleri de 1875 borçlanmasına karşılık olarak gösterdi. Oraya gidecek. İşçiye peşi para vermiyorsun. Köyde öküzünü, arabasını sattırıyorsun. Aşağı borcu. Borcunu vermeyeni de zaptiye bahsayla Bartın'da, Ereğli'de, hapishanede boş yatacak, mahkum yatıracak yer koyamıyorlar. Büyük bir 1875'te büyük bir havzada direniş var. 2 sene sürüyor. 1875'te. Şimdi bunu çevirmişim ben. Hem de 2 sene boyunca bütün defterlerde bu direnişin en son kaimelerin aşar borcu yerine geçeceğini, yani ücretleri karşılıkları aldıkları kaimeleri aşar borcu yerine geçeceklerini kabul ediyorlar. Ondan sonra iş çocuğa giriyor. Bir de işçilerin bir kısmı asker işçi. Niçin? Seni normal hukukla çalıştıramadığı zaman seni milite ihtiyat askeri olarak, muvazzaf askeri, Mustafa askeri olarak diyor ki ya Osmanlı Rus Savaşı'na gideceksin Kafkas'a ya da maden diyor anladım. Ya hangisini tercih etsin? Orada da öleceksin, orada da öleceksin. Olmazsa çoğutluğun yanında öleceksin. Yani bu pislikleri yaşayan bir maden iş kolunda elbette ki büyük direnişler vardır. Tabii reklamlardan sonra ben kitabı yazacağım. Yani çünkü şöyle söyleyeyim. Bir kitap ne zaman çıkacak? Söylüyorum. Diyorlar ki ya bu böyle şey olmaz. Niçin? Şimdi Türkiye'de Oya Baydar yazmış. Bir sürü insan öldürmüş. Adana'da 10 tane pamuk işçisini öldürmüş. Direnmiş bunlar. Yani şimdi işçi sınıfıyla devrim yapacağız ya biz. İşçi sınıfı her yerde direniyor imajı. Çok büyük bir imajı. Bunu Oya Baydar o zaman çok iyi yapmış. O uçtuğu zamanlar. Evet. Şimdi duyduğuma göre Avrupa Birliği ile arası çok iyiymiş. Baba paralıymış. Şimdi biz önce yanlış yazılanları düzeltmek mecburiyetindeyiz. Yani sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin veya Osmanlı'nın resmi tarihi yok. Bizim sosyalistlerimizin de yazmış olduğu resmi tarihler var. Tarihi kendilerine göre uydurarak oradan bir parça yani ne bileyim şan şöhret edilme. Bakın bir şey söyleyeyim. O Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devletin kurşuyla öldürmüş jandarmayla göğüs göğüse çarpışarak ölen iki işçinin kitabını Kömür Türkçe ismiyle ben yazdım. Türkiye'de diskin kuruluşunda temel noktasıdır o direniş. Disk kurulduktan sonra 15-16 Haziran olmuş. Orada da işçiler yürümüşler. Orada da 3-5 kişi ölmüş. Ama hani İstanbul'daki Babiyali sosyalistleri diyelim. Hiç 15-65 direnişini gayle almazlar. Niçin? Çünkü 15-16 Haziran'dan var olmuşlar onlar. İstanbul'da talebeydi o zamanlar. O millet olarak onu kabul ederler. Yani bunları bir kere önce ciddi şekilde, ciddi belgelerle yazıp kabul ettirmemiz lazım. Yani maden işçileri tarihin her döneminde üzerine düşeni yapmışlardır. 65'te de yapmışlardır. 1990'da da yapmışlardır. Ama Yıldırım hocamın daha evvel yazdığı bir kitabı sonradan diyor ki
liderlere, hainlere bağlamamak lazım sınıf hareketini. Hani cahil cesur olur demiş. Şimdi biz de cahillik dönemi yaşadık kardeşim. Şimdi sen de bana hep cahil dönemimden soruyorsun yani. O kadar da yazık etme bana. Ama nedir? Sınıf hareketini esas alan, sınıf hareketini esas alan hareketlerle demokratik hareketleri birbirine karıştırmamak lazım. Kavel kablo direnişini durdurmak lazım. Yani şimdi bir şey söyleyeyim. Hasan Hüseyin Kavel kablo direnişini şiir yazmıştır. Geçenlerde vefat etti. Fazıl Hüsnü Dağlarca da bir şiir yazmıştı. Ben de onun kitabımın kapağını koydum ama benim Hasan Hüseyin olma şansım yok, ben edebiyatçı değilim. Ben böyle bu rivayetin kafasını vuracak belgeleri çıkartacağım. Ha, hapiste yatarım. Acı da çekerim. O benim sorunum. Onun için direnç konuları yani kapitalizmin en vahşi şekilde uygulanmaya konulduğu veya da ilkel sermaye birikiminin baskıyla oluşmaya başladığı bir maden iş konuda işçiler direnmez mi? Bilmiyordu. Yavaş yavaş çıkar. 1875'te var. Ondan sonra mesela İhtiyat Terakki döneminde grevi çok abarttılar. 1923 döneminde Laza Mizade Emin Efendilerden ama 65'ten sonraki 68 grevi çok fazla yazmazlar. İçin yazmazlar. Maden işçisi yapmıştır. Aydın kesimin halen daha şey altında, hegemonyası altında bir sınıf hareketi var. Aydın kesimi dikkat edin. Aydın kesimin halen daha hegemonyası altında bir devrim hareketi var. Aydınların bilinç taşıma işi bitmiyor bizde. Habire taşıyorlar. Almıyorum kardeşim, lütfen. Ama olayı ben böyle bakıyorum. Sen al, cevabını aldın. Evet, şimdi ilginin daha çok günümüze yakın dönemlerde odaklandığı yürüyor. Oysa sunum daha eski dönemlere ve çocuk emeğine ilişkilerinde. Tabii ki günümüze de gelebiliriz, başka konulara da geçebiliriz ama öncelikle Erol Bey'in sunum yaptığı konuya ve döneme ilişkin sorular varsa önce onları alalım, sonra diğerlerine geçelim. Zamanımızın olanak verdiği ölçüde. Bu sunum esnasında mesela bu kuyulardan bahsedirken Fransızlardan önce söz edildi. Oradaki havzadaki kuyuların bu tamamen bilmeden soruyorum yani. Mülkiyet durumu mu vardı yoksa kullanım hakkı mı veriliyordu? Yabancılara aitliği ne durumda? Şimdi o maden kanunnamelerinde ayrı ayrı yazar. Uygulaması çok daha değişik durumu. Şimdi Diravan Paşa Nizamnamesi'nde daha farklı. Osmanlı Maden Kanunları'nda bütün madenler devlet aidir. Sen ancak kiracı olarak oraya gelirsin. Fakat Fransız şirketi liman imtiyaz fermanı ile beraber, istisna olarak liman imtiyaz fermanı ile beraber limanı ve demir yolunu yapıp işletme hakkını aldığı zaman bazı şeylerden istifade ederek birkaç sahide aldı. Anlatabiliyor muyum? Kömürü Osmanlı'ya sattı. Mülkiyet Osmanlı'dır. Kârı kendisine aittir. Öldürdüğü işçiler de bize aittir. Böylesi pis bir çalışma ilişkisi var. Yani nasıl söyleyeyim sana? Gürcü kumpanyası gelmiştir. O da demiştir ki bak ben burada posta vapurları çalıştırıyorum. Kömürü kendim mal edeyim. Devlet de demiştir ki ya bizde de ticaret ve nakliyat yürüsü al sen de Arbuçuk'ta üzülmez de şu sahalarda kömür bul çalıştı demişlerdi. Ama hepsi devlete aittir. 1882 diyorlar. 1882'ye kadar bütün kömürleri devlete satıyorlardı. Sonra %40'ını ahire satma yani dışarıya satma müsaadesi var diyorlar. O da yanlış. O da yanlış. 1874'lerde 1870'lerde kömürün bir kısmını dışarıya satabiliyorlardır. Yani benim kömürüm var Harman'da. Geldi bir tane başka bir gemi, yük gemisi, buharlı gemi geldi. İskeleye yanaştı. Kömürü ben veriyordum yani. Yani şimdi biz
şunu bilmek mecburiyetindeyiz. Eskideki yazılan kanunnameler %100 uygulandı diye bir şeye saklanmak bizi yanılgıya düşürüyor. Eskiden çıkan bir takım sosyal kanunlar vardı, %100 uygulanıyordu. Böyle bir şey yok. Ha, onun için biz şimdi, ben genellikle bu konuda işe sıfırdan başlamış gibi tuttum ben 1998'de birisine kızdım, birisine teşvik etti, oturdum. Kitabı yazımı Osmanlıca Lika yazı öğrenmeye çalıştım. Kafamı duvarlara vura vura öğrendim ama kendi çevirimi kendim yapıyorum. Yani onun için de ben belgelerim de sağlam. Belgelerim de çok sağlam. Bazı konularda iddialı konuşuyorum. O belgelerin verdiği güçle konuşuyorum. O belgeleri sadece orada yazılmasıyla buna inanmıyorum. Başka türlü şekilde de bunları adatımı tasdikleyen yerlere de ulaşıyor. Onun için işim biraz ağır gidiyor ama sağlam gidiyor. Yani ben bunu söylüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün de dahi yani devlet hiç kimseye yeraltı madenlerini al burası parası, bu arazi sen aldın, her şeyine sana ait, ülkede sana ait diye satmıyor. Ama çalıştırıyor. Teşvik ediyor. Devlet politikalarına göre de değişiyor. O dönem öyleydi yani. Devlete ait her şey. Ama işletim sınav baktığımız zaman işte 1940'taki füzyona kadar, işletimeye kadar yabancı sermaye egemen eleri kömür havzasında. 1940'tan sonra önce İş Bankası gidiyor. Arkasından savaş koşullarında Milli Korunma Kanunu ile eşanlı olarak işletimi de devlete geçiyor. Yani 1940'a kadar işletim yabancı sermaye ağırlıklı. Evet, başka soru. Buyurun. Dilara Paşa'nın nizamnamesinde şeyden bahsettiniz. Bu işte götürecek işte o bölgede çalıştırılacak işçilerle ilgili işte 13-50 yaş işçi evet. Kriteri vardı. Yani evet, 21. madde demiş. Yani evet. Oradaki 21. madde işte bahsettiğiniz. Çünkü o dönemde yani bu tasnif yapılırken aileler arasında örneğin çocuğu, 5 tane çocuğu, erkek çocuğu olanla bir tane erkek çocuğu olan böyle bir sınırlama var mıydı? Yani ailedeki bütün çocuklar kaydedilip de buraya mı götürüyordu? Çünkü şiddetli bir iş gücüne ihtiyacı var. Ancak şu iyiliği yapmıştır onlar. İkisi aynen dönmesi çocukta diye birini A grubuna, birini B grubuna koymuştur. Babası varsa, babası da madem de 50 yaşına kadar çalışıyorsa onları da ayırmışlardı. Bir o iyiliği yaparlar yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten yani zaptiye mahsus sayılan köyden çocukları alıp da madene götürmek ayrı bir olay. Bir de madene dayanıp da kaçanların karılarına tecavüz etmek ayrı bir olay. Bu da bir caydırıcılık. Anlatabiliyor muyum ne dediğim? Yani bu 1940'tan sonraki mükellefiyette de oldu. Dilemek Paşa nizamnamesinin zamanında da oldu. Bakın. Madenlerimize ilk defa kadınların kendilerinin çalışarak kaç tarihine geldiğini şimdi belki şunun içinde yoktur ama korkunç şekilde katılcıyana yani katıla kömür çeken insana ihtiyaç hissediyor. Madende de çalışıyor kadın erkekler para vermiyor işte o demek ki kaime meselesinde. Yenice'de dağ köylerinde 300 tane katır ve seyisini istiyorlar. 300 katır geldiği zaman her seyisin başına, her katırda başında bir tane katıra kürek doldurup, yani kürekten katırı doldurup iskeleye boşaltacak seyis de lazım. Diyor ki 40 tane kadın geldi ellerinde katırlarla kocaları yerlerine. Bu hakkaniyete sığmaz diyor. Artık canını mı alacaksın? Bir şey kalmadı yani adam. Veya kadın kocasının yerine katırı tutup da şeyhlik yapmaya dağ başlarından doğru bacağı üzerine geliyor. Ki namus mamus konusuna gelince birileri ahkam keser işte şu dönemde şöyle şöyle. Şimdi bir somut olan şeylerden konuşmamız gerekiyorsa bu insanların çektiği eziyeti de birisi yazmalı. 3 tane garibanı alıp da rektörlerinden kuraba hastanesi veya da çocuk yetimhanesi açtık falan diye sosyal politika değil, milleti kandırmanın alemi yok. Sosyal politika ise bu, herkese şamil olması lazım.
1878'lerde özellikle Osmanlı-Rus Savaşı'nda durum çok vahimdi. 1914-18 arasına girmek istemiyorum. O üçüncü yazacağım kitapta. Ve ben şunu da söylüyorum. 1940'da İkinci Dünya Savaşı'ndaki mükellefiyet işte Osmanlı'daki barbarlığı aratmayacak şekildeydi. Yani bu Cumhuriyet dönemi Hacı Kayıray, bu Abdülhamit Han dönemi, işte bizim halifemizi falan, bizim anlayışımızda böyle bir şey olmaz. Biz neyse doğru olduğuna inandım, yazarız, arkasında da durarız. Olay bu. Ben hani adam ne demiş, nereye baktığın önemli değil, nereden baktığın önemli demiş. Benim baktığım yani belli, ben bunu her zaman Zonguldak'ta yazıyorum da, kitaplarımda diyorum, söylüyorum da. Belerse buyursun. Ne kaybedeceğim ki? Ya yani olay bu. Bu burada direnmiş madenciler. Şimdi devlet Osmanlı yönetenler pek de aptal değil. Muhtarlık müessesesi, önce İstanbul'da bir mahallede başlıyor. Ondan sonra Kastamonu'da en süratli şekilde. Niçin? Köylerdeki temettü sayımını yapmış, köylerdeki idareyi, yani idareyi ihtiyar heyetiyle bir otoriteye teslim ediyor. Muhtarlar işçileri gelip gitmesinden sorumlu. Muhtarlar bazı konularda devletten para da alıyor. Kavas denen, yani şeyde Türkçe'de tek harfli, tek V'li yazılanlara dalmış diyor da, kavas bir de çağırıp haber veren, arayan bulan, köye giden gibi bir tabir daha var. Kavasları var. Zaptiye mahsusaları var. Bir başka yazışmada bacağı ağızlarında zaptiye dikilerek işçinin ocakta tutulmasının sağlanması diyor. Bu da 14 yıllarında oluyor. Ama 1940-1948 yılının arasını Ahmet Hocam yazdı. Benim son kitabım olacak o, ömrüm vefa ederse. Kaçı sorar on beş? Ben öyle. Hayır, bir yazılmış. Yani, ve bir şey söyleyeyim. Tamam hocam, açık açık bir şey söyleyeyim. Halen daha canlı şahitleri var. TRT'de Bir Siyah Bir Beyaz diye bir belgesel yayınlandı. Onda ben de bir görev aldıydım. Köylere getirdim arkadaşları. Muzaffer Evci diye birisi ekibiyle geldiydi. Şimdi kardeşim, kadın diyor ki, o zulüm mü diyor, ben unuttum diyor. Biz çocukluğumuzdan beri ona jandarma karısı derlerdi. Karı demezler, karısı derler bizde. Yani şimdi bir şey söyleyeyim sana. Bizim köylerde hala da jandarma çocuğuna haber diye şakalaşırız biz. Şimdi kardeşim, bu Osmanlı döneminde doğdu, Cumhuriyet döneminde doğdu. Benim işim bunu ayırmak değil. Benim işim sömürülen insanların hakkını savunmak ve nasıl sömürüldüğünü ortaya koymaktır. Ben bunun için uğraşıyorum. Başka sorusu olan? Burada bir küçük ilave edilmek isterim bu genç arkadaşımızın direniş sorusu üzerine. Direniş üzerinde çalışılması ve hatta tanımlanması çok zor olan bir kavram. Çünkü içinde çok farklı formlar barındırıyor. Yani bir açık grev de direniştir, bir yemek boykotu da direniştir. Çok farklı biçimleri ve formları vardır. Bunların hepsine direniş adı altında bir sepete koyup çözümlemeleri oradan sürdürmek çok yanlış sonuçlar verebilir. Yani fiilen işte işçi hareketlerini falan incelemeye geliştirdiği zaman baştan çok iyi tanımlanması gerekiyor. O sepetin içine aslında konulmaması gerektiği halde konulan farklı direniş formlarının çok iyi ayırt edilmesi gerekiyor. Ve bir de şöyle bir şey gerekiyor. Yani mutlaka ve mutlaka her kötü koşulda karşılaşıldığı zaman buna mutlaka direnilmiştir düşüncesinden de ayrılmak gerekiyor. Yani kötü çalışma koşulları, kötü yaşama koşulları mutlaka ve mutlaka direnişi getirmiyor. Direnişin başka unsurları da var. Yani bilinç unsuru da var örneğin. Yani hani tepenize biniyor, sizi eziyor, susup kalıyorsunuz. Direnmek şart değil. Gücü yetmiyor. Tabii tarihe yani emek tarihine böyle mutlaka
işçiler direnmiştir ön yargısıyla bakmak ki o Erol Çatma çok iyi söyledi. Yani o özellikle 1960'larda işte Oya Baydar ve takip eden insanların çalışmalarında böyle bir yaklaşım hakim. Yani mutlaka çok sayıda işçi vardır, işçi sınıfı vardır. Bunlar da direnirler. İşçi normal olarak direnir. Bu zannediyorum son zamanlarda kırıldı. Yani dünyada da kırıldı, Türkiye'de de kırıldı. Onun için direnişi çok iyi tanımlamak ve çözümlemeleri öyle sürdürmek lazım. Yani bunu bir parantez olarak verdim. Yani ola ki bundan sonra o konuda çalışacak olursunuz, düşünecek olursunuz, direniş arayacak olursunuz. Biraz ihtiyatlı yaklaşmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Yani Ereğli Kömür Havzası düzleminde de, yani işte 1900, ben tabii Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşananlar, Erol Bey'i bilmiyorum ama 1940'larda yaşananlar gerçekten çok kötü koşullar, dramatik. Ben 2004 yılının sonlarında Bartın'ın köylerine gitmiştim. Orada ikinci mükellefiyeti yaşayan insanları buldum ve konuştum. Onlar da hakikaten Erol Bey'in de söylediği gibi anlattılar. Hala hatırlıyor çocukluğunda süvarilerin camlardan atıyla beraber büyük camlar varmış içeri girdiğine. Hala şey yapılıyor ama direniş var mı diye baktığımız zaman o dönemde belirgin. Yani çok bizim bugün direniş ve işçi hareketi olarak tanımlayabileceğimiz şeylerden çok edilgen tepkiler var. Ya bunlar direniş mi evli değil midir? Bunları iyi değerlendirmek lazım. Hani ileride şey işimize yarar diye bir parantez içinde bunları aktarmak istedim. Başka sorumuz var mı? Sorumuz değerlendirmemiz. Ben bir şey daha soracaktım. Bir arkadaşım sen Batman'da da galiba maden ocakları var mı? Konuda bir bilgimiz var. Mesela oralar hiç Zonguldak gibi konuşulmadığını söylüyordu arkadaşım. Oranın yerlisiydi. Biz madenlerde çalışıyorduk ki yaşı da işte benim yaşlarımda, 18 yaşlarında çocukluğundan beri çalışıyordur muhakkak. İşte uzun seneler çalıştığını söylüyordu ve işte hiç yansımıyordu. Zonguldak gibi biz konuşulmuyoruz. Hani biz bu kadar göz önünde değiliz diyordu. Gene Zonguldak konuşuluyor ama bizim oralar hiç konuşulmuyor diyordu. Orada da çok kötü şeyler olduğu söyleniyor diyordu. Sizin bu tarz bir çalışmanız şimdi, ya da bilginiz var mı? Şimdi ben bir şey söyleyeyim. 1840'da kömür çıkmış. 1840'da. Olanları bitenleri 150 sene sonra biz daha yeni yeni keşfediyoruz. En şeyde mesela 48 diyelim. 1948. 100 sene. 65 grevi 48, 115 sene. Şimdi 65 grevinde Türkiye İşçi Partisi'ne 5000 oy çıkıyordu burada. Türkiye İşçi Partisi'ne. Bunun 50-60 tanesi militandı. O adamların hepsini hapse doldurdular. 12 Eylül'de sadece biz 300 kişi gittik buradan Gölcü'ye. Diğer siyasetleri bilmiyorum. 1000 kişi tutuklandı. Bunun 600'ü maden işçisi. Şimdi bir şey var. Batman'da küçük bir iş yeri olduğunda posta başısı da amiri, usta başısı da amiri. Bir de bizim kadar tarihsel süreçler hırslı ve kinli gelmiyorlar. 150 yılın birikimi var çünkü. Bir, şimdi yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bizde sadece bizden önceki kuşaklarda frengiden bahsetmiyoruz, biz turistten bahsetmiyoruz, psikolojik bozukluktan bahsetmiyoruz. Bizde, bize oradan neler kalıtsal olarak geldiğini daha keşfedemedik biz. Bir şey söyleyeyim yani, 1789'da Fransız ihtilalinde insanlar paçavra gibi öldü. 1848'de de öldü. Ölmedi mi? Öldü. Çin'de de öldü. Demek ki biz bir şeyleri daha yeni kavramaya bağlı. Batman bu konuda biraz daha geç kavrar çünkü o şeye saplandı kaldı o şimdi. Yani lejyon askerliğine saplandı kaldı. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ne olduğunu, yani o tarafta olup biteni sınıfsal bir açıdan bakma şansları da yok adamda. Adamların başka dertleri. Orada yaşayan adam meseleye sınıfsal açıdan bakma şansı yok. Orada kendine göre haklı olanlar var, başkasına göre haksız olanlar var. Tarih misyon olarak da bana Zonguldak'ta bir görev vermiş.
ben öyle şey yapıyorum. Tamam. Tarih diyor bir insana bir misyon yükleyecekse önce gerekli eğitimi verir diyor kitap. Benim okuduğum kitabı bir de bu. Kitabı aklımda değil, bu sözü aklımda. De ben günde 9 saat sabahleyin kalkıyorum. Sabahleyin kalkıyorum, oturuyorum bilgisayarın başına. Karşıdan komşum da sigortanın olmasına 2 sene kaldı diye. Sigortam doldu mu? Bağlasam burada durmam, Bartın'a gitme hayalim. Bizim yaptığımız sosyalist mücadelenin sigortası yok. Ölene kadar bu böyle gidecek yani. Benim işim o. Batman'dakinin de işi, oradaki çapraşık duruma çok samimi şekilde kavraması lazım. Onun sorunu. Ha, tabii bir yandan beni de ilgilendirir de acaba sınıf hareketine ne kadar katkı sağlar, sınıf hareketine ne kadar darbe vurur, ben de onu hesaplarım. Çünkü ben sınıf hareketinden başka, utku kazanmış bir sınıf zaferinden başka, insanlığı kurtulamayacağına inanıyorum. Bunun için sigortası çalışıyorum ben. Yani ölümden bölümden falan da korkmuyorum birileri dediği gibi. Ben böyle yetişmişim. Demek ki kalıtsal olarak madencilik inadı gelmiş bize yani. Madenciler çok inat edilir aynı zamanda. Yani olay bu. Ben bunu biliyorum. Batman'da hiç maden işçileri için bedel ödeyen var mı? Yok. Batman petrol bölgesiydi. Yıllarca petrolün üzerinde oturdular. Niye çıkartmıyor diye sormadılar. Niye? Adamın uzlaşmaz çelişkisiydi başka. Bu, onu öyle kandırmışlar. Ama bizi de yıllarca kandırmışlar. Birileri çıkmış demiş ki ya bak bunlar böyle böyle böyle. Biz de çoğalıyoruz yani. Şimdi onu Batman'dakilere soracaksın. Biz bedel ödüyoruz. Bedel ödüyoruz. Aslanlar gibi bedel ödüyoruz. En azından onlar da kadar bedel ödüyoruz. Yani. Hiç kimsenin bizi inkar ederek bir yere gitme şansı yok. Ya bunu söylüyorum. Başka kurtuluş da yok yani. Evet, başka bölüm. Ben bir şey soracağım. Bu Dilaver Paşa Nizamnamesi'nden sonra evet. İşte 1901'lerde çeşitli düzenlemeler yapılması, çalışma koşulları ile ilgili düzenlemeler yapılmasına çalışılıyor ve yalnız bunların uygulamada olmadığını görüyoruz. Yine bu 1940'taki o zapturapt altına alma döneminde de ki işçilere de baktığımızda yani buradaki iki farklı dönemdeki işçilerin karşı koyamaması ve yeterince sesini duyuramaması ve bugünlere de baktığımızda bugünlere de bu dönemler halkımız tarafından bilinçli halde getirilememesindeki bütün etken bu devletin zapturapt altına alması, insanları sindirmesi mi? Yoksa diğer kesimlerin de işçilere destek olmaması veya yeterince kenetlenmemesi gibi bir şey diyebilir miyiz? O konudaki düşüncenizi merak ettim. Değil. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Biz olaya sadece olduğu anda anına baktığımız zaman baştan bir yıkıntı içine giriyoruz. Osmanlı'da sanayi devrimi ayak uydurmak Avrupa'dan aşağı yukarı 1,5 asır, 2 asır sonra başlamıştır. Artık dayatmıştır, ayakta kalacak şansı yok. Şimdi bizim inandığımız şekilde mücadele etmek için belirli bir kültür seviyesi şart. En azından belirli bir şeyleri kavrama pozisyonunda olacaksın. Bakın ben size şimdi bir şey söyleyeceğim. 1840'da ve ayanlar döneminde herkes şimdi ayanları baskı yedi şudur budur der. Özellikle bizim o taraf Sinop'a kadar tekne yapımcılığında bir kadırgaya 3000 kişi 3 sene çalışıyor. Bir tek kadırganın deniz açılabilmesi için 4 tane top sahası büyüklüğünde ketenli de yelkeni olması lazım.
bir kadırganın deniz açılabilmesi 45 ton kalın halat olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Böylesi bir savaş sanayi var. Burada çalışan işçiler bu çevre. Bunların kadırgacı kesecek direklerin ebatları bile belli. Madenci kesecek direklerin ebatları olduğu gibi. Buradaki kadının dokuyacağı yelken bezinin ebatları ve fiyatı da belli. Şimdi geçenlerde bir belgeyi çıkarmışlar. 1700 bilmem kaçta ilk top sözleşme diye. Bakıyorum bir anlaşma yani. Fincancı anlaşması. Öyle miydi hocam? Peki o fincancı anlaşma top sözleşme anlaşması akit oluyor da keten bezi anlaşması, direk anlaşması, ne bileyim kalafat bezi anlaşması. Niçin anladığımı bir akit, bir sözleşme olmuyor? Şimdi ben bunu yani buralarda biraz oynamak lazım diye düşünüyorum. İnsanlar o dönemde de maden geldi. Şimdi bakın 1879'da diyor ki biz diyor oraya gazete gönderdik. Yıllık diyor bu gazete 3 liradır abonesi. Parasını lütfen gönderin diyor. Oradan lütfen demiyor da. Tezelden gönderin. Diyor ki o gazetenin diyor bir ayka sayfası diyor geçenki şeyden geldi. Postadan geldi. Ondan evveline sonrasında biliyoruz. Gereken parayı da göndermiyoruz. Şimdi böylesi bir baskı yerde Osmanlı İmparatoru elbette ki belirli şeyleri dışarıya kapatmıştır. Ya bunları önümüzdeki belgelerde belki hiç bak. Mesela geçenlerde 3-5 sene evvel bir kitap var. Bu bakayım mıydı? Bir gazete olduğu gibi çevirmişler. Çok da güzel bir kitap oldu. Kozlu Feneri'nden bahsediyor. Zonguldak Lima Feneri'nden bahsediyor. Bir tek işçiden, bir tek iş kazasından bahsetmiyor. Eskisi, şimdiki gibi iletişim araçları da yok. Telgraf 1865'te geliyor Amasra'ya kadar. O da devletin denetiminde. Muhtar devletin, kaymakam devletin, maden bahiyenin, her şey bahiyeden sorulur. Kime ne derdini anlatacak? Ya firar edecek? Ya firar edecek? Ha mesela bir başka belge söyledi. 1875'te hocam geçen telefonda söylemiştim. Gülmüştüm. Madenci bile Perro, etrafındaki adamlarıyla beraber Kozlu'da ekmekler bozuk diye zelzel işe bağırıp çağırıyorlar falan. Tabii bunun nedeni soruyor diyor ki, madenci bile Perro ve diyor, avanesi komünel yanlılarıdır bunlar. Bunlar muzur adamları. Yani 1870'in Paris Komünde Sadrezzam Ali Paşa'nın söylediği lafın aynı telaffuzu. Şimdi halen daha 12 Eylül'den evvel bu adam komünist dedi mi ağzı bu canımızı okuyorlardı. Veyahut da babama birisi sen komünist oldun deyince ben pezevenk mi oldum lan diye dövüş ediyordu babam. Şimdi nereden nereye geldik? Demek ki belirli bir bilgi birikimi gerekiyor. Belirli bir bilgi taşınması lazım. Burada mesela aydınların görevi işçi sınıfına yani sınıfına ihanet eden aydınlar taşımıştır bize bu bilinci. İşçi sınıfının içinden, Gramsci de bunu organik olan olmayan şekliyle ayırıyor. Şimdi kardeşim yıllardan beri uğraşıyorum ben Gramsci'ye göre kendimi de daha tasvip edemedim. Yani Gramsci yanlış konuşuyor demiyorum. Bende ki karışıklıktan oluyor. Bir yanı köylülük ağır basıyor, bir yanı işte devri söylüyorum. Yani bir şeyler zaman meselesi. Buyurun. Ya burada şey yapacağım. Negri'nin de biliyorsunuz Negri, Gramsci Negri. İşte o da artık şöyle diyor. Dışarıdan bilinç taşıma dönemi geçmiştir. Artık sınıfın kendi içerisinde hatta şeyler var. Sol işçi konseyleri diye İtalya'da deniliyor. Hatta komünitende, üçüncü komünitende de bayağı tartışmalar oluyor. Bir ilk konuşmanızdan da öyle bir şey anladım. Hani dışarıdan bilinç götürme dönemi acaba kapandı mı ya da nasıl olacak? Belki çok götürülemedi, anlaşıldı. Yani bu metotlar şimdi... Yani alıyoruz bir kitabı, işte ne yapmalıyız oluyoruz. Bak, dışarıdan bilinç taşıyacağız falan. Bir şey konuşayım kardeşim. Bak ben sana açıkça bir şey konuşayım. Parti emir verirdi. Ben çok iyi bir eğitim gördüm.
Onların beni eğittiği şekilde eğitildim ben. Yani Cumhuriyet'in resmi tarihi olur. İhtiyat Terakki'nin resmi tarihi olur. Komünist Partisi resmi tarihi olmaz mı? Yıllardan beri de ben örgüt içindeki hainlerle görüşüyorum. Bir yandan onun da, bir yandan. Ha şimdi İngiltere'de adamlar önce dernek kurmuşlar. Sonra sandık kurmuşlar. Sonra sendika kurmuşlar. Sonra işte kadınlara oy hakkı almışlar falan. Bizi lop diye her şey yani yukarıdan aşağıya hepsi geldi kaldıramıyoruz şimdi. Yani bizde iş dinamizminden gelişmiş bir iki sınıf olmadığı gibi, iş dinamizminden gelişmiş bu yuva ahlakı da yok. Şimdi biz diyoruz ki, sosyalizm üst düzeyde gelişmiş burjuva kültüründen doğmuştur. Bir şeyleri anlamak için azıcık da burjuva kültürünü anlaman lazım. Ben liseyi giderken, 16 yıldan beri de bu işi yapıyorum. Geceleyin 1:30'da telefon ederim, Ahmet Makal Hocam bu iş nasıl olacak? Ahmet Makal Hocam uyumamışsa, beklerse beni, telefonuma cevap veriyor. Bizim Erol Bey'le sohbetlerimiz birkaç saati bulursun. Yani demek istediğim, olmadı Yıldırım Hocam. Şimdi bak burada bir şey yapılmış. Bu bir süreçtir. Zaten hemen Fatih Altay'da olacak dememiş kitabı yazanlar. Öyle bir yasalarını koymuş ki. Hatırlıyor musun? Halen de bu memlekette AK Parti bu oy çoğunluğu iktidara geliyorsa yanmışık biz. Bilemiyorum. Yani adamlar bir zaman sosyal demokratlar nedir halkın gerçek dostu kimdir diye. Şimdi de ya bunlar hissediniz Baykal Gazi diye bakma gafletinde değil. Gafletine de düştünüz. O da karısına giydirmiyor ama işte başörtü tukakaydı, şudur budur. Yani şimdi bunları konuşmak istemiyorum ben. Ben kendi durumuma bakarım, kendi pozisyonuma bakarım. Zonguldak'tan buraya geldim. Gürhan Hocam da oradan bakıyor. Eğer ben burada kendi inançlarım var, beni buraya çağıranlar için iyi bir şeyler yapabildiysem mutluyum. Yapamadıysam zaten ne diyeyim yani, ben de bu kadarım kardeşim. Sağ olun. Şimdi zamanımız ilerledi. Son bir iki soruya geçmeden önce ben bir iki gene parantez içerisinde önemli gördüğüm noktayı belirtmek isterim. Bu bilinç meselesi, bilinç dışarıdan mı alınır, içeriden mi alınır? Burada sadece tartışılan temel kritik noktada bilincin dışarıdan mı verileceği, içeriden mi oluşturulacağı değil, o bilincin ne olduğu bizatihi. Bilinç kavramı üzerinde bir farklılaşma oldu. Yani bizim eskiden o dışarıdan mı verilir, içeriden mi verilir diye tartıştığımız bilinç anlayışı, günümüzdeki işçi sınıfı bilinci anlayışı değil bizim arkadaşımız. Orada bir kayma oldu, o yeni baştan tanımlanıyor. Her türlü bilinçle beraber. Kritik nokta budur diye düşünüyorum. Sizden önce soru soran arkadaşa da bir iki cümle söylemek isterim. Sorun bu direniş meselesi olduğu zaman Zonguldak işçilerine özgü bir olay değil. Yani şöyle söylemek lazım en basit biçiminde. En kötü koşullarda Zonguldak işçileri direnmedilerdi, diğer işçiler direndiler mi? Onların direnme koşulları var mıydı? Yani Zonguldak'ı Türkiye'ye bağlamak lazım, Türkiye'den ayırmamak lazım. Hem ortak özelliklerini koymak lazım Zonguldak işçisini ve Zonguldak'ın, hem de farklılıklar da var, önemli farklılıklar da var. Onları da koymak lazım ve ikisini bir arada değerlendirmek lazım. Yoksa o kötü koşullara niye direnmediler diye Zonguldak işçisini suçlamak gibi bir noktaya dahi varabiliriz. Bu da yanlış bir nokta olur. Yani tabii bu çok uzun sürer bu tartışmamız ama bir iki cümleyle belirtmek istedim. Dilerseniz son iki kısa soru alalım. Zamanın ilerlediğini hesaba katarak. Kısa, çok uzun cevaplar gerektirmeyen iki soru daha alalım eğer varsa. Soruya da değerlendirmemiz var mıdır? Olmadı anlaşılıyor. Ben kendi adıma çok mutlu oldum. Yani Erol Bey'i tanıdığım bir insandım. İlk defa böyle bir ortamda bir araya geldik. Onun hem bilgilerinden hem kişisel deneyimlerinden, duygulanımlarından, hissiyatından çok faydalandım. Çok mutlu oldum. Üzülürken aynı zamanda. Eminim ki sizlerin de hislerine tercüman olmuş oluyorum bu cümlelerimle. Hepimiz çok şey kazandık bu birliktelikten. Ben hem Erol Bey'e, hem vakıf adına, hem kendi adıma, hem sizler adına Zonguldak'tan bizlere hitap etmek için geldiği için teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bu olanağı bize sağlayan Fişek Vakfı'na, onun değerli yöneticilerine, Şenay arkadaşımıza, bu gelişi organize eden Şenay Gökbayrak arkadaşımıza, hepinize katıldığınız için
Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani bana katlandıysanız siz büyük insanlarsınız. Hepinize teşekkür ederim. Bak buraya gelme mutluluğu ayrı bir olay. Yani şurada bir şey yapacağız. Sizin bilecek insanlarla tanışmak lazım. Umutlandım yani, umutlandım. Belki ben göremem ama ben daha sonra bu memlekette bir şeyler düzeleceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Evet.